Dünya lideri Erdoğan sonunda Biden'a gereken cevabı verdi. Çok sert konuştu. Yakışmadı. İsrail'in Gazze'ye acımasız saldırısına bir tepki de dünyanın en merhametli ikinci lideri olan Putin'den geldi. Türkiye'de adalet sisteminin ne kadar mükemmel ve ne kadar hızlı işlediğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı HSK'ya yazdığı duygusal bir mektupla anlattı. Dilan Polat ve kocası haklarındaki korkunç iddiaları bir fotoğrafla çürütmeyi başardı. Bu mükemmel tekniği siz de öğrenmelisiniz. Avrupa parlamentosundan şaşkınlık yaratan hiç beklemediğimiz bir Osman Kavala kararı çıktı. Türkiye bakalım nasıl ağır bir cevap verecek. Uyur Gezer başlıyor. Günlerde bütün dünya nefesini tutmuş Erdoğan'ın Amerika'ya nasıl bir tepki göstereceğini bekliyordu. Hepimiz bekliyorduk. Erdoğan acaba Amerika'ya nasıl bir cevap verecek diye. Çünkü Amerika Türkiye'nin bir İhasını, sihasını düşürmüştü ve tabii ki bu yedikleri haltın farkındaydılar. Nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkındaydılar. Onlar bir heveslendiler. Hani İsrail, Hamas, çatışma çıktı, savaş çıktı. Erdoğan bunu unutur zannettiler. Ya Erdoğan öyle unutur mu ya? Erdoğan Türkiye'nin itibarını zedeleyecek herhangi bir şeyi unutur mu? Ve unutmadı sevgili izleyenler. Ve Biden'a çok sert bir cevap verdi. Yakışmadı dedi. Hiç yakışıyor mu dedi ya? Amerika gibi bir ülkeye yakışıyor mu böyle şeyler dedi. Sen nasıl bizim dedi İHA'mızı SİHA'mızı düşürürsün dedi. Tabi bu cümleler size çok basit cümleler gibi geliyor olabilir. İngilizceye çevrilince bunlar çok ağır. Küfür gibi laflar bunlar sevgili izleyenler. Elbette Erdoğan'ın tepkisi bundan ibaret değil. Biden öyle büyük bir yalan söyledi ki iki taraftan da çok acayip bilgiler yayılıyor, çok acayip fotoğraflar, haberler yayılıyor. Bunlar gerçek mi değil mi anlamak çok zor bu tozun dumanın içinde. Biden çıktı böyle kritik bir ortamda, böyle son derece bıçak sırtı bir durumda korkunç bir yalanı gerçekmiş gibi anlattı. Üstelik bunu söyleyen kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Her ne kadar Türkiye kadar dünya politikasında önemli olmasa da Amerika'da bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri de bir ülke sevgili izleyenler. Sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Tabi Erdoğan'ın tepkisi biraz da buna. Bir devlet başkanı nasıl olur da bu kadar büyük felakete sebep olacak, bu kadar büyük bir yalanı bu kadar basit bir şekilde söyleyebilir, bu kadar sorumsuzca bir yalanı gerçekmiş gibi söyleyebilir. Ha bunun yalan olduğunu bilmiyorsa eyvah Amerika'yı nasıl bir insan yönetiyor? Bunun yalan olduğunu bile bile söylüyorsa Eyvah Amerika'yı nasıl bir insan yönetiyor? Düşünebiliyor musunuz? Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın çıkıp böyle bir yalan söylediğini. İşte mesela toplumu birbirine düşürecek, iç savaş çıkaracak kadar korkunç bir şekilde din, millet üzerinden bir yalan söylediğini. Mesela benim başörtülü bacıma saldırdılar gibi bir yalan söylediğini düşünün Erdoğan'ın. Nasıl? Aklınız hafızalarınızı almıyor değil mi? Bünyeniz kabul etmiyor. Mesela camiye ayakkabıyla girdiler, camide içki içtiler gibi aşağılık bir yalan söylediğini düşünün Erdoğan gibi temiz bir insanın. Şok oluyorsunuz değil mi? Nasıl olur falan diyorsun. İşte böyle sevgili izleyenler. Biden gerçekten çok korkunç bir yalanı gerçekmiş gibi söyledi. Neyse ki bizim ülkemizi böyle yalancı, böyle adi, kendi siyasi ikbali için milleti birbirine düşürecek, kan akmasına sebep olacak, önü alınmayacak büyük facialara sebep olacak kadar yalanlar söyleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin dünyaya erdem dersi veren bir lideri yok Türkiye'nin. Neyse ki yok. Olsa kim bilir ülkemiz ne durumlara düşerdi ve Netanyahu'nun Hamas'ın saldırılarını Allah'ın lütfu kullanarak. Gazze'yi kuşatması ve suçlu masum ayırt etmeden bombalar yağdırmasının üzerinden günler geçti. Gazze'den korkunç fotoğraflar, korkunç haberler geliyor sevgili izleyenler. Neyse ki dünya vicdanını kaybetmedi. Dünya vicdanının en önemli temsilcilerinden, dünyanın en merhametli liderlerinden birisi olan Putin de çıktı ve buna tepki gösterdi. Gazze'ye uygulanan kuşatmayı Nazilerin Leningrad'a yaptıkları kuşatmaya benzetti. Dedi ki: "2 milyon insan Bunların çok büyük bir kısmının Hamas'la hiçbir alakası yok. Nasıl olur da bu kadar masum insanı bombalarsınız? Nasıl olur da bu kadar sivili aç, susuz bırakırsınız? Nasıl olur da bu kadar sivili soykırıma maruz bırakırsınız? Dünyanın gözü önünde dedi. Bunu Putin söyledi sevgili izleyenler. Bunu Putin söylüyorsa herkesin dikkatle dinlemesi lazım. Çünkü tutarlı bir insan var karşımızda. Geçmişinde, sicilinde asla böyle bir vukuat olmayan birisi söylüyor bunu. Ne diyorlar? İlk taşı günahsız olanımız atsın. İşte o kişi o. O günahsız kişi Putin olduğu için Putin de çıktı doğruları söyledi sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi doğruları söylemenin çok ağır bedelleri de olsa bunu göze alabilen Putin gibi liderler de var tabii ki dünyada. Dünyadan umut kesilmez. Ve bütün dünyadan kötü haberler gelirken Türkiye hala dünyanın en mutlu ve en adaletli ülkesi olma ünvanını koruyor ve rekor üstüne rekor ekliyor. Yerinde saymıyor sevgili izleyenler. Bugün de Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde çok önemli dikkat çekici bir haber vardı. Gurur duyacağımız bir haber vardı. İftihar edeceğimiz bir haber vardı. Türkiye'nin adalet sistemi gerçekten tıkır tıkır işliyor. Türkiye'nin adalet sistemi son derece hızlı bir şekilde işliyor. Bunu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar HSK'ya yazdığı bir mektupla anlatıyor. Öyle duygusal, öyle içli bir mektup ki o da içinde bulunduğu yargı sisteminin, hukuk camiasının böyle güzel işlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Diyor ki uyuşturucu baronları, mafyalar, suç örgütü liderleri öyle güzel yargılamalar, öyle hızlı bir şekilde yargılanıyorlar. Adalet öyle hızlı tecelli ediyor ki mesela uyuşturucu baronu olmakla suçlanan, yüzlerce kilo uyuşturucuyla yakalanan insanlar cinayetten yargılanan yani insanlar çok kısa bir sürede aklanabiliyorlar, beraat edebiliyorlar, onlar hakkında takipsizlik verilebiliyor, tahliye olabiliyorlar. Bu nedir? Adalet sisteminin çok güzel çok hızlı çalışmasıdır. Başsavcı da bundan bahsediyor sevgili izleyenler ve bunu diyen İsmail Uçar önemli bir insan. Bunu o diyorsa dikkatle dinlememiz gerekiyor. Nasıl ki Putin İsrail'in saldırılarına tepki gösteriyor işte Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'a da o gözle bakmamız lazım. Çünkü o da 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Reza Zarrab'ın tertemiz bir insan olduğunu tescilleyen savcıydı. Zafer Çağlayan'ın rüşvetçi, sahtekar, adi bir bakan olmadığını ispatlayan savcıydı. Muammer Güler'in Reza Zarrab'ın önüne yatan karaktersiz bir bakan olmadığını bütün dünyaya ilan etmişti. Egemen Bağış gibi hepimizin çok sevdiği bir insanı üzerine atılı bütün suçlardan aklamış, paklamış, hepsine beraat vermiş, takipsizlik vermiş, gerçek bir adalet savaşçısı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar diyor ki adaletin çarkı rüşvetle dönüyor. Herhalde manşette bir yazım hatası olmuş normalde adaletin çarkı rüzgar gibi dönüyor süper hızlı dönüyor anlamında bir kelime kullanmak istemişler. İşte manşetteki o küçük kelime hatasından dolayı sevgili izleyenler bu habere erişim engeli getirildi. Maalesef maalesef iki sebebi var bir orada kelime hatası olmuş rüşvet gibi çirkin bir kelime kullanılmış bir de her şeyi de bu kadar açık anlatmamak lazım. Dünya kıskanıyor sonra Almanya kıskanıyor nazar dağıtırıyorlar ülkemize. Hoş mu, güzel mi yani? Bu kadar da insanların gözüne sokmayalım. Olan var, olmayan var. Finlandiyalılar ne yapsın? Sevgili izleyenler, olur da bir gün kara para aklamakla suçlanırsanız, olur da bir gün yolsuzlukla, hırsızlıkla, itlik kopukluk hergelelikle, alavere dalavereyle, bir sürü karanlık işlerle suçlanırsanız, kendinizi aklamanız çok kolay. Evet, bunun uzun yolları da var tabii ki. Gidersiniz mahkemelere, kendinizi çatır çatır savunursunuz. Adalet sistemimiz zaten ne kadar güzel işliyor görüyorsunuz ama soruyorum size. Böyle suçlamalar için, böyle temelsiz suçlamalar için Dilan Polat ve kocasının yaptığı gibi son derece kısa bir yol kullanıp elinizde Türk bayrağıyla poz vermek ve kendinizi aklamak varken neden adalet sistemini meşgul edeceksiniz? Bizim hakimlerimizin, savcılarımızın çok daha önemli işleri var. Onlar bankaya para yatıranların, tweet atanların, yazı yazanların yani ülkemiz için çok tehlikeli olan suçluların peşindeler. Şimdi Dilan Polat ve kocası bir sorumluluk yapmış ve Türk bayrağıyla fotoğraf çektirmişler. Bu fotoğrafı da paylaşmışlar. Fotoğrafa bakar bakmaz hepimizde aynı duygu oluşuyor değil mi? Masum insanlar ya. Ne kadar temiz, ne kadar masum insanlar. Çünkü Türk bayrağı o kadar güçlü bir bayrak ki herhangi bir suçlunun, herhangi bir hırsızın, herhangi bir yolsuzun, herhangi bir sahtekarın, ahlaksızın, utanmazın eline alıp ben suçsuzum diye kendisini kullanmasına izin vermez Türk bayrağı. Bunu okumuşsunuzdur Dede Korkut hikayelerinden filan görmüşsünüzdür. Türk bayrağı suçluların kendisini alıp böyle poz vermesine izin vermiyor. Bayrak kabul etmiyor sevgili izleyenler. Bunu unutma. O yüzden o yüzden lütfen adalet sistemimizi boş yere meşgul etmeyelim ben bu fotoğrafa bakar bakmaz onların ne kadar masum insanlar olduğuna İkna oldum. Şu an IBAN verseler para yatırırım ben yani. Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye'ye akıl almaz bir yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. Dediler ki Osman Kavala'yı 2024 yılının bir Ocağı'na kadar serbest bırakmazsanız Türkiye'ye yaptırım uygularız, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda yer almasını engelleriz, bu hakkını kaybeder filan diye asla yapamayacakları böyle zavallı bir blöf yaptılar sevgili izleyenler. Mümkün mü ya? Türkiye'ye yaptırım uygulamaları mümkün mü? Bir kere Türkiye'nin bir hukuk Tam kelimeyi okuyamadım arkadaşlar ne yazıyor orada hu ile başlıyor 5 harfli Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelime hu ile başlıyor. Türkiye'nin bir ne devletidir? Bana kalırsa kesinlikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre adil yargılanmadığı için binlerce insan eğer tazminat alacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bence o tazminatları o kararları veren hakimler ve savcılar ödesinler. Niye biz ödüyoruz ya bizimle ne alakası var? Ben hakim miyim, savcı mıyım? Ben hukuk bilmem, kanun bilmem. Önlerindeki anayasaya, kanunlara aykırı bir şekilde göre göre bile bile isteye isteye insanların özgürlüklerini gasp eden hakimler, savcılar varsa o onların suçudur. Sanki onlara baskı yapan, bu şekilde karar vereceksiniz diyen birileri mi var? Yok eğer öyle bir şey varsa çıksın istifa etsinler ya. Desinler biz cumhuriyet savcısıyız ya. Biz bu milletin adına karar. Biz adalet savaş. Biz kimsenin emir kulu köpeğe değiliz. Bizim cübbemizin düğmesi yok desinler yani. Eğer yapmadılarsa suçlu onlardır. Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas bence. Ne kadar milyon euro, ne kadar milyar euro tazminat ödenecekse bence o hakimler savcılar ödesinler. Kim tutukladıysa, kim serbest bırakmıyorsa onlar ödesin diye benim böyle bir teklifim var. Bence mantıklı. Ben ikna oldum kendi fikrime. Sevgili izleyenler Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Videoyu ta buraya kadar izlediyseniz zaten kanala abonesinizdir. Videoyu da tabii ki beğenmişsinizdir. Yorumda yazıyorsunuzdur. O yüzden tekrardan hatırlatmak size ayıp olur diye hatırlatmamak gerektiğini düşünmekteyim. Hoşçakalın.